olacak 70 olması gerekir. 24. Nörogelişimsel bir bozukluk olup yaşamın erken dönemlerinde sosyal iletişim ile etkileşimde güçlük yaşamı ve sınırlı yenileyici davranışlar sergileme gibi belirtiler ortaya çıkan engellik durum aşağıdakilerden hangisidir? A. Öğrenme güçlüğü B. Serebral palsi C. Otizm spektrum bozukluğu D. Hafif düzeyde zihinsel yetersizlik E. Orta düzeyde zihinsel yetersizlik. Evet, cevabımız ne olacak arkadaşlar? C. Otizm spektrum bozukluğu olacak. 25. sorumuz. Okuma, yazılı anlatım veya matematik alanında güçlükle karakterize eden nörogelişimsel bozukluk aşağıdakilerden hangisidir? A. Hafif düzeyde zihinsel yetersizlik. B. Öğrenme güçlüğü. C. Ağır düzeyde zihinsel yetersizlik. D. Orta düzeyde zihinsel yetersizlik. E. Otizm spektrum bozukluğu. Evet, 25. B. Öğrenme güçlüğü olacak Bursa. 26. Öğretmenler öğrencilerin rehberlik ve araştırma merkezine yönlendirme sürecinde yapmaları gereken ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir? A. Öğrencinin performans düzeyine ilişkin değerlendirme yapmak. B. Bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlamak. C. Sağlık kuruluşuna yönlendirmek. D. Müdahale programı hazırlamak. E. Bireyselleştirilmiş öğretim programı hazırlamak. Evet, ilk iş nedir arkadaşlar? A şıkkı, performans düzeyine ilişkin değerlendirme yapmak olacak. 26. Adana. 27. Öğrencileri rehberlik ve araştırma merkezine gönderme sürecinde aşağıdakilerden hangisi öğretmen tarafından toplanması gereken bilgiler arasında yer almaz? A. Öğrencinin ailesinin eğitim düzeyi sahibi oldukları olanaklar, çocukların eğitimiyle ilgili yaşadıkları kaygılar ve bunlara ilişkin aldıkları önlemlerle ilgili bilgi toplamak. B. Öğrencisiyle ilgili uygulaması istendiği müdahale programı hakkında bilgi toplamak. C. Öğrencinin doğumdan itibaren geçirdiği hastalıklar, kazalar ya da travmalar ve bunlara yönelik alınan tedbirlerle ilgili bilgi toplamak. D. Öğrencinin okulda sergilediği davranışların evde de tutarlı bir şekilde sergilenip sergilenmediğine ve ailelerin bu davranışlara verdikleri tepkilere ilişkin bilgi toplamak. E. Öğrencinin daha önce devam ettiği eğitim ortamında sergilediği performans, mevcut problemleri, benzer problemler olup olmadığı ve problemler varsa bunlara ilişkin alınan önlemlerle ilgili bilgi toplamak diyor arkadaşlar. Bunlardan hangisi yer almaz? Cevabımız ne olacak arkadaşlar? 5 şıkkı öğrenciyle ilgili uygulama sistemi müdahale programı hakkında bilgi toplamak değildir. 27 Bursa şıkkı diyoruz. Gelelim 28. sorumuza. Sınıf rehber öğretmeni tarafından hazırlanan ve sınıf rehberlik planını en geç ne zamana kadar eğitim kurumu müdürüne onaylatılması gerekir? A. Ekim ayının son haftası. B. Eylül ayının ikinci haftası. C. Ekim ayının ikinci haftası. D. Aralık ayının son haftası. E. Kasım ayının ilk haftası. Cevabımız C. Ekim ayının ikinci haftası olacak arkadaşlar. 28C. 29. Aşağıdakilerden hangisi sınıf rehber öğretmenin görevlerinden biri değildir? Her yıl Kasım ayı içerisinde sınıfında bulunan risk altındaki öğrencilere ait verilerin bir örneğini rehberlik ve psikoloji danışma servisine iletir. B. Risk altında olan öğrencilerin fark ettiğinde gerekli desteği almaları için rehberlik ve psikoloji danışma servisini bilgilendirir. C. Rehberlik ve psikoloji danışma hizmetlerine ilişkin yürütülen çalışmalar düzenli olarak e-rehberlik sistemine işlemesini takip eder. D. Okul rehberlik ve psikoloji danışma programı hedeflerine ilişkin etkinliklerde rehberlik ve psikoloji danışma servisiyle işbirliği yapar. E. Sınıf ile ilgili yürüttüğü rehberlik çalışmalarına ilişkin raporu her dönem sonunda eğitim kurumu müdürüne sunar. Evet, 29. sorumuz C. Ceyhan olacak arkadaşlar. Gelelim 30. sorumuza. Rehberlik ve psikoloji danışma hizmetleri yürütme komisyonu başkanı aşağıdakilerden hangisidir? A. Okul müdürü B. Rehber öğretmen C. Okul aile birliği başkanı D. Sınıf rehber öğretmeni E. Özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinden sorumlu şube müdürü. Bu sorumuz da çok kolay. 30. A. Okul müdürü diyoruz. 31. sorumuz. Ölçme aracının ölçmeyi amaçladığı şeyi eksiksiz ve tam olarak ölçmesi aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? A. Ölçüt B. Güvenirlik C. Kullanışlılık D. Geçerlik E. Ekonomiklik. Evet. Cevap Denizli geçerlik diyoruz. 31 Denizli. Değişik. 32. Sınıf rehberlik programında uygulanmasına ilişkin ilkeler ile ilgili olarak yukarıdaki verilen bilgiler doğru yanlış olarak değerlendirildiğinde doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur arkadaşlar? Şimdi bakalım. Bir program uygulamasında bir misallik esastır. İki program bireysel farklılıkla temel alır. Üç program öncesi program öğrenci merkezi anlayışa sahiptir. A. İlk iki doğru, üç yanlış. B. Birinci yanlış, iki üç doğru. C. İlk iki yanlış, üçüncü doğru. D. Birinci doğru, iki ve üç yanlış. E. Üçü de doğru. Evet, 32. sorumuz. Pardon. E şıkkı üçü de doğru diyoruz. 32 Edirne. 33.
A. Problemin tanımlanması. B. Problemin fark edilmesi. C. Çözüm önerilerinin tahmini. D. Verilerin toplanması ve analizi. E. Araştırma yöntemi geliştirilmesi. Yönteminin geliştirilmesi. F. Karar verme ve yorumlama. Yukarıdaki verilen bilimsel yöntemi araştırmalarının sıralanışı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A, B, C, D, E, F. Bunu siz okuyun arkadaşlar. Ben cevabı vereyim. Biraz düşünme payı bırakayım size. Cevabımız 33 Edirne olacak. Yani problemin fark edilmesi, problemin tanımlanması, çözüm önerilerinin tahmini, araştırma verilerinin geliştirilmesi, verilerin toplanması ve analizi, karar verme ve yorumlama şeklinde E şıkkında B, A, C, E, D, F şeklinde sıralanması gerekir. 33 E Edirne diyoruz. 34. sorumuz. Yukarıdaki verilenlerden hangisi ya da hangileri Alanya'nın taraması yapılırken ulaşılacak birincil kaynaklardandır? 1. Ansiklopediler, 2. Araştırma raporları, 3. Özgün kitaplar, 4. Tezler. 4 tezler. Evet. A 1 2, B 2 4, C 1 3 4, D 2 3 4, E hepsi. Baktığımızda birinci kaynaklar ansiklopediler hariç diğerleri birinci kaynaktır. Dolayısıyla 2 3 ve 4 hangi şıkkımızdadır? Deniz şıkkımızdadır. 34 D diyoruz arkadaşlar. 35. Araştırmaya temel anlam ve doğruluğunun ispatlanmasına gerek duyulmadan kabul edilen önermelerdir. Yukarıdaki tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Değişken, B. Sayıltı, C. Hipotez, D. Problem, E. Analiz. Evet, 35. sorumuz B. Bursa Sayıltı diyoruz. Özür dilerim. 36. sorumuz yukarıdaki bahsedilen araştırmada bağımlı değişken aşağıdakilerden hangisidir? Tuğrul Bey yaptığı bir araştırmada bir okulda haftalık ders saat sayısının öğrencilerin akademik başarılarının etkisini incelemektedir. Bunun için bir ortaokul daha farklı sınıflarda kız ve erkek öğrencilerle çalışmıştır. Burada bağımlı değişkeni soruyoruz. A. Öğrenci cinsiyeti, B. Öğrenci yaşı, C. Öğrenci başarısı, D. Sınıf seviyesi, E. Haftalık ders saati. Evet, bağımlı değişken C şıkkı öğrenci başarısı olacak arkadaşlar. 37. sorumuz, araştırmanın alan yazısı taramasına detaylı yapılarak sağlam temellere oturtulması sonrasında doğru araştırma yöntemi benimsenmesi ve tüm sürecin araştırma ekibiyle paylaşılmasıdır. Verilerin saklanması hassas bir konudur. Araştırma bitiminde imha edilmelidir. Yukarıdaki verilen metinde aşağıdaki kavramlardan hangisinden bahsedilmiş olabilir? A. Genel bilimsel araştırma etiği, B. Yayın etiği, C. Eğitim etiği, D. Yönetimsel etik, E. Araştırma katılımcı etiği. Cevabımız A. Genel bilimsel araştırma etiği olacak. 37. Adana. 38. Açık ve anlaşılır olmalıdır. Çok geniş veya çok dar kapsamlı olmamalıdır. Orijinal ve özgün olmalıdır. Akla yatkın olmalıdır. Yukarıdaki verilerden hangisi ya da hangileri araştırılabilir? Nitelikte iyi bir problem ve soruların özellikleri arasındadır. A. 1, 2, B. 2, 4. C. 1, 3, 4. D. 2, 3, 4. E. 1, 2, 3, 4. Hepsi. Evet, baktığımızda cevabın E 1 2 4 olduğunu görüyoruz. 38 Edirne diyoruz. 39. sorumuz araştırma problemini cevaplamak için ihtiyaç duyulan verilerin elde edildiği canlı ya da cansız varlıklardan oluşan büyük gruba nokta nokta denir. Yukarıdaki verilen metinde boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? A. Örneklem, B. Değişken, C. İstatistik, D. Evren, E. Hipotez. Cevabımız büyük grup dediğine göre D. Evren olacak. 39 Denizli. Evet, 40. sorumuz insan hakları temelli süreç, dezavantajlı gruplara yönelik süreç, özel genetikli çocuklara yönelik süreç, eğitim sistemlerinin dönüşümü verilen 4 madde var. Geniş kapsamlı ele alındığında dünya genelinde kapsayıcı eğitim yaklaşımının tarihsel yolculuğu ile ilgili olarak uluslararası alanda 4 temel süreç yer almaktadır. Yukarıdaki verilen bu süreçlerin kronolojik sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A, A, B, C, D, B, A, C, B, D, C, D, B, A, C, D, D, B, A, E, B, A, C, E arkadaşlar. Evet, cevabımız 40. sorumuzun B, A, C, B, D olması gerekir. 40 B, Bursa diyoruz. 41. sorumuz herkesin aidiyet hissetmesine destek olma, çocukların yerel tabanlı yüksek kalitede eğitim alma hakkını kabul etme, dışlanmayı, ayrımcılığı ve öğrenmeye katılma engel olma durumları azaltma, çocukların öğrenme ve öğretime katılmalarını sağlama. Yukarıdaki verilerden hangisi ya da hangileri kapsayıcı eğitimin ilkeler arasındadır? A 1 2 B 2 4 C 1 3 4 D 2 3 4 E hepsi. Evet, baktığımızda 41. sorumuzun cevabının E olduğunu görüyoruz arkadaşlar. 42. sorumuz
Engelleri ortadan kaldırmayı tüm öğrencilerin aynı yaştaki akranları ile öğrenme deneyimlerine ve öğrenim ortamlarına katılmanı sağlayan temel bir insan hakkı ve eğitimde sistemli bir reform sürecidir. Yukarıda tanım verilen kavram aştekilerden hangisidir? A. Eğitim, B. Kaynaştırma eğitimi, C. Öğretim, D. Kapsayıcı eğitim, E. Ayrımcılık. Evet. Cevabımız ne olacak arkadaşlar? 42 Denizli kapsayıcı eğitim D şıkkı diyoruz. 43. Aşağıdaki gelişimlerden hangisi insan hakları temeli süreç içerisinde yer almaz? A. 1952 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, B. 1975 Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Bildirgesi, C. 1996 BM Engellilik Strateji Belgesi, D. 1960 UNESCO Eğitimde Ayrımcılığa Karşı Sözleşme, E. 1948 BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi. 43. sorumuzun cevabı da C. 1996 BM Engellilik Strateji Belgesi olacak arkadaşlar. 43. sorumuzun cevabı Ceyhan. 44. Yukarıdaki verilenlerden hangisi ya da hangileri kapsayıcı eğitime yönelik ulusal yasal düzenlemeler arasındadır? 1. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 2. 570 sayılı Kanun Hakkında Kararname, 3. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 4. 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun. A. 1-2 B. 2-4 C. 1-3-4 D. 2-3-4 E. 1-2-3-4. Evet, 44. sorumuzun cevabı hepsidir arkadaşlar. 1-2-3-4 Edirne olacak. 44 Edirne. 45. sorumuz, geniş kapsamlı el alanında dünya genelinde kapsayıcı eğitim yaklaşımının tarihsel yolculuğuyla ilgili olarak uluslararası alanda 4 temel süreç yer almaktadır. Buna göre kapsayıcılık kavramı diğer süreçlere göre yukarıda bahsedilen hangi temel süreçte daha çok üzerinde konuşulan bir hal almıştır? A. İnsan hakları temelli süreç, B. Dezavantajlı gruplara yönelik süreç, E. C. Ezber temelli süreç, D. Eğitim sisteminin dönüşümü, E. Özel gereksinimli çocuklara yönelik süreç. Evet, 45. sorumuzun cevabı Denizli eğitim sisteminin dönüşümü olacaktır. 45D. 46 yaştaki seçeneklerde verilen bilgilerin hangisi kapsayıcı eğitimin önemi arasında sayılmaz? A. Bazı çocukların gelişimi ve akademik başarısının yükselmesini desteklemek. B. Sivil katılım, istihdam ve toplum hayatını kapsayıcı hale getirir. C. Çocukların güçlü yanlarını öne çıkarır. D. Ayrıştırıcı eğitim ortamlarının doğurabileceği ayrımcı yaklaşımların önüne geçer. E. Tüm çocukların öğretmenleri, ebeveyn ve akranları tarafından desteklenmesini sağlar. 46 A şıkkı diyoruz arkadaşlar. 47. Mecburi ilköğretim çağında bulundukları halde zihnen, bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan engel olan çocukların eğitim ve öğretim görmeleri sağlanır. Kapsayıcı eğitime yönelik ulusal yasal düzenleme ile ilgili olarak yukarıda verilen metin hangi yasal düzenlemede geçmektedir? A. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, B. 570 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, C. 5378 sayılı Engeller Hakkında Kanun, D. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, E. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu. Evet, cevabımız 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanunu diyoruz. 47 Edirne. 48. sorumuz. Aştekilerden hangisi atmosferin dünya yüzeyine en yakın katmanıdır? A. Mezosfer, B. Stratosfer, C. Termosfer, D. İyonosfer, E. Troposfer. Evet, cevabımız 48 Edirne. Troposfer olacak arkadaşlar. 49. sorumuz. En geniş anlamıyla var olan sosyal coğrafya ve fiziki coğrafya koşullarımız ve çevremiz günümüzde bir geçiş evresindedir ve toplumların gelecekteki fonksiyonlarının nasıl olacağına ilişkin önemli göstergeler sergilemektedir. Aştekilerden hangisi sosyal coğrafya kapsamındadır? A. Hidroloji, B. Ekoloji, C. Enerji, D. Bitki örtüsü, E. Jeomorfoloji. Evet, 49'un sorumuz C. Enerji diyoruz arkadaşlar. 50. ve bu videomuzun son sorusu. Aştekilerden hangisi C4 bitkilerinden biridir? A. Mısır, B. Buğday, C. Pirinç, D. Pamuk, E. Patates. Evet, cevabımız A. Mısır olacak. Diğerleri C3 bitkilerinden arkadaşlar. 50. sorumuzun cevabı A. Şimdiden hepinize başarılar. Diğer kalan 50 sorumuzu da bir başka videoda paylaşacağım inşallah. Şimdiden hepinize kolay gelsin.